Bu elimde görmüş olduğunuz şey tamamen bir böyle silah kabzasından yapılmış bir mouse ve dünyada tek olduğu iddia ediliyor. Enteresan bir yapısı var. Ben elime aldığım zaman gerçekten de bir silah tutuyormuşum gibi hissediyorum. O zaman ne yapıyoruz? Hadi videoya geçiyoruz. Evet, ürünümüz burada. Ürünü ben ikinci el olarak aldım ama hani sahibinden üzerinden çok fazla ilan yoktu. Siz Ragnok sitesine gidip oradan da alabilirsiniz. Ürünün kendisine ait bir fotoğrafı var ve gaming mouse'lar arasında yani shooter olarak kendilerini en iyi şekilde adlandırmışlar. Burada Burn for FPS yazısı Ragnok.net'te ve arka kısmı da bu şekilde teknik detaylarını falan vesaire bahsetmiş. 33-35 şey var bunun. Sensörü var. 16.000 DPI piksel artım. Bu arada giriş seviyesi olarak gayet güzel. Recoil yani ateş ettikçe titreşim veriyor bize. BlueSwitch kullanılmış. Ergonomik dez yani tutuş şeklinde ve 2.4 wireless'te çalışıyormuş. Şimdi hemen kutusunu açalım buradan. Yalnız bak kutu ters açtık. Şöyle çevireyim. Bak ciddi söylüyorum sanki böyle bir silah satın almışım gibi hissediyorum açıkçası. Şuradan şöyle tatlış bir kapağı var. Evet, ürün bize bu şekilde bir giriş sağlıyor. Önce küçük aparatlardan başlayalım. Şimdi bu bilek için destek aparatımız. Bunu kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Ben bir saat falan denedim. Yani diyeyim ben size. Şimdi burada da ister kablolu ister kablosuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kablolu kullanmak isterseniz Type-C girişli ve ayrıyetten de şarj edebildiğiniz bir kablosu var. 2.4 wireless dock var. Ayrıyetten de şöyle bir gümüş renginde bir tetiğimiz var. Şimdi bunu hemen takalım. Ürün bu şekilde geliyor. Otomatik. Şimdi hemen bunu takalım. Bunu çıkarttık. Gayet bunları takması da kolay. Gördüğünüz gibi mavi switch. Ayrıca buradaki de çıkıyor. Mavi switch. Buradan böyle dengeledik. Taktık. Evet. Şimdi burada bir Ragnok yazısı ve hafif böyle pütürlü bir yüzeyi var. Bu arada ürün gerçekten de bir silahın kabzasının kalıbını çıkartıp yapmışlar. Yani gayet iyi. Ele oturuyor. Tetik tuşu mouse'un sol kliği oluyor. Alttaki de bu scope açtığımız sağ klik olmuş oluyor. Burada bir scroll tuşumuz var. Sonsuza kadar gidebiliyor. Burada bir makro tuşumuz var. Ekstradan buraya şeyler atayabiliyoruz. Üst kısmında DPI tuşu var. 16.000 DPI'ye kadar destekliyor. Yazılım üzerinden yani Ragnok'un sitesine gidip yazılımını oradan indirip DPI ayarları yapabilirsiniz. Sol tarafta herhangi bir şey yok. Alt kısma baktığımız zaman şöyle göstereyim. Burada power tuşu var. Kapatıp açıyoruz. Burada da titreşimi kapatıp açtığımız bir tuş var. Şu anda açık duruyor ama zaten şu an cihazı tam bağlamadığım için kendini şey yapmıyor. Şuradaki aparatı da şuraya oturtturuyorsunuz tabiri caizse. Herhangi bir yapısı, mıknatıs yapısı vesaire yok. Bu şekilde tutup oynayabilirsiniz. Ama şunu şimdilik çıkartacağım. Şimdi teknik detaylar olarak dediğim gibi 33-35 sensörü var. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aniden filikler çok rahat bir şekilde atabilirsiniz. Dombalar, kasmalar, takılmalar, mouse'u abuk sabuk hareketleri olmuyor. Ama birazcık alışma süreci var. Yani yıllardır normal mouse'lar kullandığımız için bu şekilde bir yönlendirme bize şey yapabiliyor ve farklılık hissettirebiliyor. Şimdi zaten bir oyun testi de göstereyim. O zaman hadi geçelim. Evet dostlar, Combat Master diye bir oyundayız. Bu oyunu bilmiyorum, biliyor musunuz ama bir böyle çakma Call of Duty tarzında bir oyun. Silah şu deathmatch ölüm maçı şunu
Silah yarışı olsun sadece. Hadi bakalım. Şimdi bakalım bu tarz oyunlarda nasıl. Tamam. Neredesiniz? Bu oyun bak zevklidir ha. Eğer bilmiyorsanız Call of Duty tarzında bir oyun. Call of Duty'nin böyle yandan yemişi diyebilirim. Bakalım. Onu da aldık. Tamam, onu da aldık. Altımda adam. Ya yedim onu. Yedim onu. Yedim onu. Uzaklardan denedim ama olmadı. Şuradan ses duyuyorum ama. Aa, üçüncü bitirdim. Neyse bir başka bir oyunda daha deneyelim bakalım. Şimdi sürekli kaldırmadan şu şey birazcık etkilenebiliyor. Aklınızda bulunsun. Hop. Aa, ulan benim adammış o. Lan o da benim adammış. Evet dostlar, kısacası cihazla alakalı yani mouse'la alakalı ufak düşüncelerimi söyleyecek olursak bu tarz fantastik bir şeyler denemek istiyorsanız enteresan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim ama dediğim gibi rekabetçi oyunlarda hayal kurmayın böyle çok güzel oynayacağım, çok böyle üst seviye oynayacağım. Oynayabileceğinizi zannetmiyorum ama hikayeli oyunlarda işte Call of Duty gibi oyunlarda, Battlefield gibi hikayeli versiyonlarında ya da ne bileyim buna benzer TPS oyunlarında çok güzel oynanacağını düşünüyorum. Alır, oynar, keyfini sürersiniz ama bu altlıkla mutlaka oynayın ve bir adet de mousepad ile beraber oynayın. Öbür türlü birazcık kayma sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Deneyimlerim açısından gayet güzel bir his bıraktığını düşünebilirim. Tabii ki de normal mouse kullanmaya devam edeceğim. Ama bunu da eğlence açısından böyle oyundan oyuna göre kullanacağımı düşünüyorum. Şimdilik satma gibi bir düşüncem yok. Daha yeni aldım ve pişman olduğumu da söyleyemem. Gayet keyif alıyorum açıkçası. Yani bu videolukta bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz böyle kutu açılış videoları, konsept gereği olacak olan videoları yapmaya devam edeceğim.
O zaman ne yapıyorsun? Kendine iyi bakıyorsun kardeşim. Abone değilsen de abone olursan ne mutlu bana. Kendine jı bak.